Merhaba. Göç, göçmen sorununu halka bırakırsanız anarşi çıkar. Bu gidişle çıkacak da. Tedbir alması gereken halkın yetkilendirdiği hükümetlerdir. Gel gelelim onlar bu işe çanak tutuyor hatta menfaat sağlıyorsa bilin ki anarşi çıksın istedikleri içindir. Ülkenin tüm siyasal bileşenleri Suriyeli göçünden şikayet ederken Türkiye'nin ne işi var Suriye'de diye sormadı. Afganlardan yakınırken ne işimiz var Afganistan'da diye sormadıkları gibi. Büyüklüğüne ve ekonomisine göre değişmekle birlikte bir ülke nüfusunun ancak binde biri kadar göçmenin masraflarını karşılayıp halkına entegre edebilir. Rakam arttıkça bu güçleşir. Resmi verilerle Türkiye nüfusunun en az %5'i Suriyelidir. Yakın gelecekte Afgan ve Iraklıların da ilavesiyle oranın %10'u bulması kaçınılmaz. Ekrem İmamoğlu yeni açıkladı. Sadece İstanbul'da 2 milyona yaklaşan göçmen nüfusu var. 80 milyonluk hiçbir ülke 8 milyon mülteciyi taşıyamaz. Sosyal doku çöker, besleyecek kaynak yoktur. Avrupa neden mültecileri kabul etmiyor? Barajı Türkiye'ye kuruyor. Şundan 4 kişilik mülteci aileye barınma ve iaşe için yılda 20 bin euro harcasanız ki bu rakam minimumdur, 1 milyon mülteci aile için yılda 20 milyar, 5 yıl için 100 milyar euro bütçe ayırmalısınız eğitim ve sağlık gibi destekler hariç. Bu bütçenin kaynağını bulsanız dahi 1 milyon mülteci aile çocukları ve yetişecek nesilleri itibariyle sosyal dokuyu dönüşü olmayacak biçimde etkiler. Göçmenlerin Avrupa'ya yelken açması bundandır. Çünkü gidenlerden insanca yaşam öyküleri dinliyorlar. Çocukları iyi eğitim alsın istiyorlar. Buna rağmen kimse yerini yurdunu kolayca ve basit bir kararla terk edemez. Mecbur kaldığı için yapıyor. Türkiye Suriye'de ektiği tohumların sonuçlarını yaşıyor. Son 10 yılda çoğu nitelikli 4 milyonun üzerinde yurttaşı batıya göçtü. Yerine gelenler malum. Gençlerin %70'ten fazlası ülkesinde gelecek görmediği için batıda bir yaşam hayali kuruyor. Peki batı çok mu masum? Hayır, değil. Bugün Orta Doğu'nun halen kanayan bir yara olmasının ana sorumlusu Avrupa devletleri ve Amerika. Taş taş üzerinde bırakmadılar. Amerikan askeri 20 sene sonra Afganistan ve Irak'ı terk ederken geride harap ülkeler yetip gitmiş milyonlarca yaşam, gözyaşı ve acı bırakıyor haliyle batılı sade yurttaşlar anlamak istemese de mevcut göç göçmen sorununun ana müsebbibi kendi hükümetleridir. Türkiye'de konuyu analiz edenlerin yanıldıkları bir şey var. Avrupa Birliği'nin göçmenler için 3 milyar euro katkı sunması, ilave 3 milyar daha teklif etmesi bir yanılsamadır. Ankara açarım kapıları ha diyerek batıyı dize getirdiğini, içeride dilediği gibi at oynatabileceğini, suçlarını uzun yıllar örtebileceğini düşünüyor. Avrupa kurumları gerek devletleri gerekse uluslararası mahkemeleriyle Ankara'nın tüm antidemokratik uygulamalarına, hukuku rafa kaldırmasına, insan hakkı ihlallerine sessiz kalıyor. Şunu akıldan çıkarmayın. Her ülkenin göçmene ihtiyacı vardır. Ne çare kimi Avrupa ülkeleri artık göğüsleyebileceği kadarını dahi istemiyor. Son sözüm parti ayırmaksızın Türkiye seçmenine. Komşu komşuyu ihbar etti, malına mülküne göz dikti veya çöktü, kaçabilen kaçtı, yapamayanın hayatı karardı. Kimse sağa sola bakmasın. Bunu yapan, seyreden, onaylayan ve görmezden gelen kitlenin içindeydiniz. Bir avuç insan itiraz etti, karşı çıktı. O komşular yok artık. Yerine Orta Doğulular yerleşiyor. Ve siz hıncınızı o göçmenlerden çıkarıyorsunuz. Onların bir kabahati yok. Farkında değilsiniz. Orta Doğulu olmuşsunuz.